Aydınlık Gazetesi'nden Ercan Küçük. Bir sorum Sayın Genel Başkan size, ikinci sorum Sayın Necdet Bey olacak. İlk sorum Sayın Genel Başkan size olacak. Evet. 23 Haziran seçimlerinden sonra AKP içinde Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın içinde bulunduğu bir ekibin partiden ayrılıp yeni bir parti kurması iddiası yoğun bir şekilde konuşuluyor. Bununla ilgili taraflardan da ilgili açıklamalar ve adımlar geldi. Siz bu olası yeni partiyi nasıl değerlendirirsiniz? AKP'nin bölünmesini ve bu üç ismin başını çektiği yeni partiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci sorum Sayın Necdet Bey size olacak. Öne çıkartılan iki rakibiniz Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Ekrem İmamoğlu, sizin de bahsettiğiniz gibi sadece İstanbul seçimleri olarak kalmadı, Türkiye'nin konuştuğu bir seçim haline geldi. İki aday da diğer şehirleri gezdiler. Sayın İmamoğlu Washington Post'a yazı yazdı. Bu da var, açıklamalarda bulundu. Karşı tarafta bakıyoruz, Binali Yıldırım da Lazistan ve Kürdistan açıklamaları yaptı, çıkışları yaptı. Siz bu süreci ve bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler. Evet, ben hemen birinci kısma bir açıklama getireyim. Tabii bir defa bunu şöyle yorumluyorum ben. AK Parti yola çıktığı dönemdeki prensiplerini ve ideallerini hayata yansıtamadı, politikalarına yansıtamadı. Yansıtamayınca da onlarla beraber yola çıkan arkadaşlarının büyük bir kısmı, azı değil yani, şu anda eğer kadrolara, bakanlara dikkat ederseniz beraber yola çıktıkları, o biz beraber ıslandık bu yağmurlardaki ifadesi artık geçerli değil. O şarkıyı bir daha söyleyemezler zannediyorum. Onun için burada bir kopuş var belli. Çünkü AK Parti kuruluş felsefesinden uzaklaştığı kanaati var. Ben de bu arkadaşlardan büyük bir kısmıyla görüşüyorum. İşte bildiğiniz gibi Abdullah Bey'e biz adaylık bir teklifini bile götürdük. Belli sebeplerden dolayı olamadı ama en azından olabilirim dedi. Ve bu kamuoyuna açıklandı. Sayın Davutoğlu'nun böyle girişimleri var, bazı adımları var. Ben bunu söylerken kimseyi zorlamak istemem ama dedim ki Türkiye'de bir ara bir etkin pişmanlık yasası çıkmıştı. Bayağı da bir rağbet gördü. Biz de yasa çıkaracak gücümüz yok. Etkin pişmanlık kuralı koyalım. Yani biz bazı yanlışlar olmuştu. Sizlerle beraber aslında eskiden olduğu gibi çalışabiliriz diyen olursa bizim kapımız açık. Buyurun beraber çalışalım deriz. Ama yok, bu arkadaşlar biz kendimiz ayrı bir siyasi oluşumun içinde olacağız, ayrı bir siyasi oluşum yapacağız diyorlarsa onlara da bir itirazımız yok diyebilirler. Ama bizim bu ifademizi çok açık, net olarak ortaya koyduk. Türkiye'de şu anda böyle bir boşluk olduğu kanaatinde değilim siyasette. Onu da ifade edeyim. Yani yeni bir parti kurmak, Türkiye'nin 81 vilayetinde bilmem 950 civarındaki ilçesinde teşkilatlanmak oldukça bugünkü şartlarda zor bir iş. Bir defa hem kadro bulmak, arkasından da bu işi yürütecek bir mali imkana sahip olmak lazım. Biz çektiğimiz sıkıntıları hele de devletten hiçbir destek almadan biliyoruz. Ama bizim eskiden beri gelen ve bu prensiplere, davaya sadık kalan bir kadromuz var. Onların fedakarlıklarıyla bu iş dönüyor. Ama kıt kanaat dönüyor. Öyle bir ekstradan bir elimizde imkan yok. İşte bir tahliye olduk, epeyce bir sıkıntı doğdu, işte bir bina alıp oraya geçmek istiyoruz. Bu aslında başkaları için böyle çok rahatlıkla harcanabilecek bir para ama bizim için ciddi kampanyalar gerektiriyor. Bundan dolayı kolay değil. Ama onlara destek verenler olabilir, arkadaşlarımıza bilmiyorum. Bizim temasımız olacak onlarla da, başkalarıyla da. Samimi olarak tekrar söylüyorum, bunu bazen benim bu ifadelerim yani yanlış anlaşılabiliyor. Ben kibir sahibi değilim, tekebbür sahibi değilim. Yaşımız belli bir noktaya gelmiş, yani bir bakıma onumuzu eleyip eleğimizi artacak noktaya gelmişiz.
Fakat içinde bulunduğumuz şartlar bizim omuzlarımıza yüklenen vecibenin önemli olduğunu, burada bize bir görev düştüğünü bize hatırlattığı için bir çabanın içindeyiz. Ve biz doğru prensipler eğer uygulanırsa Türkiye'nin bugün içine sürüklendiği felaketten diyor. Yani kimse bunu, biz bazı ifadeleri kullanınca sanki iktidarı rencide etmek istiyoruz gibi bir kanaat bazından da doğuyor. Kesinlikle biz iktidarı rencide etme diye bir derdimiz yok. Ama geldiğimiz noktayı da görmezden gelemeyiz. Yani Türkiye bir uçurumun kenarına geldi her noktada. Bunun temelinde ne yatıyor? Bunun temelinde demin söylediğim adaletten uzaklaşmak, liyakate önem vermemek, istişare etmemek, diğer gam olmamak, bütün bunlar bir bütün olarak önümüze konuyor. Onun için bu arkadaşlarımızın çalışmaları yürüyecektir. Bizim de bir dirsek temasımız mutlaka olur. Bizde de onlar da bizimle görüşmek isteyebilir. Biz de onlarla zaman zaman görüşmek isteriz. Çünkü orada bir de tecrübe birikimi oldu. Yani en azından bu son dönemde yani 3 seneyi çıkarırsak 12-13 sene içinde onlarla da bazı konuları görüşmek bizim için faydalı olabilir diye düşünürüz. Evet, diğer soruya Necdet Bey, buyur. Efendim, bizde böyle bir alışkanlık var. Biz şu seçim kampanyasında başkanımızın söylemleriyle ve bizim tavırlarımızla buraya da bir katkıda bulunabilirsek başkanlık seçimi kadar önemli diyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bu seçim çalışmaları sırasında her kesimden insan, siz Erbakan Hoca'nın partisinden mi geliyorsunuz? Evet. Allah ondan razı olsun, kolumu tutuyor bırakmıyor teyze. Her kesimden. O bize öyle bir zam verdi ki biz hala onun ayakta duruyoruz. Bunun içerisinde şucu bucu yok. Muhtemelen şuculara verelim, buculara vermeyelim. Onun için baştan beri şunu vurgulamaya çalıştım ama çok fazla şey yapma, biraz daha uğraşacağız. Çünkü çok zihinlerimiz yönlendirilmiş. İnsanın saadeti diyoruz. Kürtlerin, Lazların değil, insan. Gayrimüslim birisi yaşıyor burada. O arkadaşımın akmayan suyundan da ben mesulüm. Zaten siz böyle bir şey yaptığınız zaman benim o projemi belki duymuşsunuzdur. Benim derken şey için söyleme, bir tekliftir, olabilir. Daha bunun çok şeyler var. Başkanımın dediği gibi fizibilitesi yapılmış, İstanbul'da aziz hemşerime faydası olan bir şey varsa onu tabii ki yapacağız. Ama herkesi ilgilendirdiği için bir şey söyleyeyim. Şimdi bu barajların üzerini güneş tarlalarıyla donatacağız. Oradan megawattlarca enerji üreteceğiz. O enerjiyle İSKİ'nin faturalarımızdaki en büyük unsur olan enerji sarfiyatını Cenab-ı Allah bizden, o güneşten para istemediği için bedava yapacağız. Şimdi ben bu sayaçları verirken siz Kürdistan'dan mı geliyorsunuz? Size yarısı. Sizde böyle bir şey olabilir. Yönetici böyle bir şey yapamaz. Bizim böyle alışa alışa böyle oluyor zannediyoruz. Bakın şu 23 Haziran seçimlerinde Milli Görüş iktidara geldiği zaman zihinlerimizde ha bu iş böyle olmuyormuş diyecek bir hava yaratacağız. Bence en büyük kazanım bu olacak. Çünkü hakikaten siyasiler oy uğruna, iktidar uğruna o kadar kaşıdılar ki bu noktayı. Böyle bir şey olamaz mı? Şöyle zihinlerimizi bir temizleyip arkamızı yaklarım da düşünelim. Ben şimdi metrobüsü raybüse çevireceğim de inşallah başkan olursam projemi dinlediniz. İnsanlar orada ferah gidecek. Yazın klimayla, kışın kaloriferle ayakta sıkış tıkış olmayacak. İşte bilet fiyatı yere düşecek, projenin detaylarını anlatıp vaktinizi alacak değil mi? Dinlemişsinizdir mutlaka. Şimdi ben orada kapıya adam koyacağım. Bana bak, sen bize oy vermemiştin. Sen hangi vilayetlensin? Sen giremezsin mi diyeceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Ya da ben size başka bir şey söyleyeyim bu zihnimizi oraya çekmek için. Bu ekonomik gidişle 24 Haziran'dan sonra yağacak yağmur yağmur gibi zamlar, vergiler. Ekonomistler bunu hep söylüyor. Zaten görünüyor. Yarın diyelim en azından benzin 10 lira oldu. Siz AKP ilçe yönetim kartıyla beraber kredi kartınızla verdiğiniz zaman size indirim yapacaklar zannediyorsunuz. Ne diyorum? Biz gelin şu ortak olduğumuz yerde birleşelim. Onun üzerinde kimlik farklılıklarımız tabii ki olsun, Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir zenginliktir. Ama bunu göstererek bizi başka türlü sıkıntılara sokan zihniyetlere de dur diyelim. Bizim bu manada Erbakan hocamızdan itibaren yaptığımız en önemli şu topluma katkı belki de budur. Emekli maaşı bunun içindedir. Bunun türevleridir onlar. Evvela biz yönettiğimiz her insanın sorumluluğunu taşıyacağız. Mevcut iktidardaki arkadaşlar, beraber çalıştığımız yıllarda şu çok özdeyiş bir beyit, çok anlamlı bir şey okuyarak iktidara geldiler.
Fakat ondan sonra hiçbir şeyin sorumlusu olmadıklarını görüyoruz. Şuydu o beyt: bir kurt kapsa Dicle kenarında bir koyunu, gelir de Ömer'den sorar adli ilahi onu. Ben bana en çok oy veren ilçeden hizmete başlayacağım diyen belediye başkanları görmek ne kadar üzüntü verici değil mi? Yaşadınız bunlar. Biz bu zihniyeti şey yapmaya çalışıyoruz. Oraya muhalefet değil söylemek istediğim. Çünkü bunu bir yukarı kaldırabilirsek inşallah bundan sonra siyaset artık hep o seviyede yapılsın. Biz aşağıda işe yaramaz efendim hiçbir anlam ifade etmeyen kavramlar üzerinden siyaset yaparak oy devşirebilirsiniz belki ama 17 sene sonra ülkeye getirdiğiniz yer burası olur. İnşallah bu konuda bütün söylemlerimizle genel başkanım bizler bunu yapmaya çalışıyoruz. Olacağını da umuyorum. Bizim onun için yani İstanbul dışına çıkıp burada Kürt seçmen varmış Diyarbakır'da bir şov yapayım. Efendim oradan Trabzon'a geçeyim de orada bir şov yapayım. Yapanlar şov yaptı demiyorum. Kendim için söylüyorum. Onlar ne yaptılar bilmiyorum. Kendileri söylesinler. Yani onların burada hemşerileri var. Seçim oluyor. Buraya da gideyim. Bunlar bana çok çocukça şeyler geliyor. Ben hizmetimi herkese anlatıyorum. Bizim prensibimizin merkezinde insan var. Şu rozetimizin 5 tane yıldızının ortasında insan var. İnsan. İnsan diyorum bakın. Saadet Partili demiyorum. Şu partili demiyorum. Bu inançtan da demiyorum. Böyle olmazsa biz adil bir düzeni kuramayız. Adil bir düzenin en önemli unsurlarından biri insanların hepsini Allah'ın yarattığı en şerefli mahluk gibi yaklaşarak onların saadetine çalışmaktır. İçindedir bunun. Eğer böyle yapmazsa zaten adil olmazsınız. Yani inşallah bunu sağlamaya çalışacağız. Ben İstanbul hemşehrilerimin teveccühleri, tensipleriyle böyle bir göreve gelirsem İstanbul'da bu milli görüşün epeyce bir zamandır unutulduğu için gençlerimiz hiç bilmiyorlar. Yeniden temelini atıp sonra da en yakın zamanda merkezi iktidarda bunun nasıl olabileceğini zaten biliyoruz. Tekrar göstermek istiyoruz. Ben bütün İstanbul aziz hemşehrilerime galiba toplantımızı kapatıyoruz. Değil mi? Arkadaşlar süre doldu diyorlar. Başkanım sizin bir son evet, sorunuz var mı? Sorular, benim kanaatim sorular var. Birkaç tane daha biraz var, tahammül eder. Müsaade edersiniz. Yok bir Ahmet Bey'e ben de şimdi burada birkaç kişi daha el kaldıran hanım kardeşlerimiz de var. Evet Ahmet Bey buyurun. Şimdi 3 gün kaldı seçimlere ve bu seçimlerin en kritik meselelerinden birisi